Günaydın gelin hanım. Günaydın. Esma Sultan yıkanacak da. Anladım. Banyo burada mı? Yok öyle değil. Sizin yıkamanız lazım. Efendim? Sizin yıkamanız lazım dedim. Anladım, ben niye yıkıyorum? Kendi yıkanamıyor mu? Ne demek? Bu ne demek ya? Adet öyle. Hanımı büyük gelin yıkar. Şaka herhalde. Ya öyle şey mi olur canım? Böyle adet mi olur yani? Oluyor işte. Ben şimdi ne diyeyim hanımıma? Nurgül abla, ben annem. Tabii beyim. Faruk, ben senin anneni hayatta yıkamam. Delirdiniz mi siz? Ben sana dün akşam annemden bir hareket gelecek demiştim ya. Evet. İşte bu, o. Ay ya yok artık, gerçekten mi? Ya nasıl söylemezsin bunu bana sevgilim? Anlamıyorum yani ben... Nasıl yıkayayım ya kadını? Kocaman kadın, ben nasıl yıkayacağım? Ya ayrıca utanırım. Nasıl ya? Bundan sonra ben mi yıkayacağım hep? Hayır da pek sevgilim. Bu eskilerden kalma bir adet. Yani annem şimdi senin huyunu suyunu falan öğrenmeye çalışıyor. Zamanında kendisi de kendi kaynanasını falan yıkamış. Yani tamam, yani yıkamazsam ne olacak? Yani farz et ki istemiyorum diyelim ki yıkamak. O zaman ne olacak? O kazanacak. Anla artık. Senin cesaretini ölçmeye çalışıyor. Sana meydan okuyor. Yani karar senin. Sen ne karar verirsen ver, ben hep arkanda olacağım. Yıkarsam nerede yıkayacağım? Hamamda. Hamamda. Hı-hı. Ay, hamama gideceğiz. Her gün toplanacağız böyle, hamama gideceğiz beraber. Öyle mi yaptık? Gülme Faruk, gülme. Evde hamam var. İyi bari. Hadi ben kaçıyorum. Dur gitme. Gitme, biraz daha kal lütfen. Hayır, gitmem lazım. Uzun sürmez. İşim bitir bitmez seni ararım. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz abla. Gelin hanım. Ben şimdi ne diyeyim hanımıma? Evet, ne yapayım? Önce bir tas su alıp hanımımın eline dökeceksin. O sıcaklığına bakacak. Eğer uygunsa önce abdest alacak, sonra yıkanacak. Tamam? Tamam. Nurgül. Oraya dökmeseydiniz gelin hanım. Nereye dökeyim? Abdest alacak ya.
O suya hiçbir şeyin karışmaması lazım. Hanımım da elini içine soktu. Artık o su olmaz. Ha. Bilmiyordum. Peki şimdi ne yapayım? Yeniden doldurulacak. Ama bunun gideri yok. Odaya yerleştim diye hayaller kurma. Kimse yıkamayacak seni bu hamamda. Konağın hanımı olamayacaksın. Ya gideceksin ya da hep hizmet eden, ayak altında ezilen olacaksın. Ne güzelliğine güven ne de nikahına. Faruk anlayacak sonunda. O gün geldiğinde ben değil, o koyacak senin kapıya. Keşke böyle düşünmeseniz. İyi düşünseniz bizim için. Çünkü sizin düşündüğünüz gibi olmayacak. Biz mutlu olacağız Faruk'la. Çünkü ben onun kalbindeyim. Onun aklındayım. O bana ait, ben de onun. Biz birbirimize aitiz. Abi nasılsın? Çok şükür, sen de iyisin inşallah. İyidir, hamdolsun. Genç, ne haber? Hoş geldiniz, sağ olun. Bizim Asım nerede? Şurada abi. Şu yazan. İstanbul, 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 Express İstanbul hemen kalkıyor abi. İstanbul, var mı İstanbul abi? Ne haber Asım? Eyvallah. Ya gel şöyle bir konuşalım seninle. Asım, hayırdır ya? Bir hatamız mı oldu? Niye işi bıraktın sen? Geçmiş olsun. Eyvallah abi. Ne oldu? Bırak Faruk abi, Allah aşkına bilmiyormuş gibi sorma. Asım, bilsem sorar mıyım oğlum? Ne oldu? Kardeşin söylemedi mi abi? Neyi? Kafama silah yasladı. Fikret mi? Ölümden döndüm abi. Bir selam yüzünden. Millet araya girmese sıkacaktı kafamı. Sıkamadı, o da ekmeğimizle oynadı. Yanlış anlama abi, benim iki tane evladım var ellerinden at. Onlar için uzatmıyorum. Bir de sen varsın tabii arada. Tamam da bu fiyatlar işte bizim için çok yüksek. Tamam, ben dün gelen misafirleri de söyledim zaten. Yani ÖTV bizi çok zorluyor. O yüzden ekstra indirip... Abi ne yapıyorsun? Konuşuyordum. Sen Asım'ın kafasına silah mı dayadın? Fikret, cevap ver. Yaptın mı, yapmadın mı? Yaptım. Niye? Ya arkamdan... Abuk sabuk konuştu işte abi. Tam arkamdan konuştu, yüzüme değil. Ben de yüzüme konuşsun istedim. Anladın mı? Babamla dedem neden bizi yazıhaneye sokmazdı? Neden otogarın içinde yetişmemizi istediler? Seninle konuşurken yüzüme bak. Cevap ver Fikret! Bilmiyorum abi, neden? Çalıştığımız adamları tanıyalım diye. Nelerden konuşurlar, nelere kızarlar bilelim diye. Ben o yüzden her gün otogara geliyorum bunları unutmamak için. Sen de unutma! Asım dediğin adam bir simsar. Senin işini Asım gibi 50 kişi yapıyor. Sen eğer Asım'a katlanamazsan kimseye katlanamazsın!
Ayrıca hiçbir yazıhanede bundan sonra silah istemiyorum. Güvenlik için aldık onları. İstemiyorum dedim. Hepsini yarın tek tek götürüp valiliğe teslim edeceksiniz. Duydun mu beni? Duydum. İyi. Şimdi yarım kalan konuşmanı bitir. Sonra yanıma gel. Şu yeni aldığımız otobüslerin fiyatlarını falan konuşalım. Onu konuşuyordum zaten. Tamam işte. Gel yanıma beraber konuşalım diyorum ben de. Anladın? Daha çok ararsın Esma Hanım. Bundan sonra senin yüzüne bakar mıyım acaba? Buyur hanımım. Mustafa arabayı hazırla. Tamam hanımım hemen. Arabayı istedi ya. Nereye gidecek ki? Garibim kendine ev bakacak herhalde. Nasıl? Zaten Bursa'nın yarısı Esma Sultan'ın değil mi abi? Nereye gidecek ki? Yalnız abi Esma Sultan giderse biz burada yalnız kalırız. Kimsesiz kalırız değil mi? He? Mustafa abi. Esma Sultan giderse bizim maaşları kim verir? Nasıl alırız? Ya. Değil mi? Ha. Kim verecek maaşları? Nasıl alacağız? Nazif senin maaşın benden be. Sen kendin mi vereceksin? He. Ben senin maaşını vereceğim. Vallahi mi abi? Abi senin vallahi. Ulan ne adamsın be. Sen bu saflıkta kal. Senin maaşın benden aslanım. Senin ben canlı yiyeyim canlı. Ay. Koca. Hakikaten Mustafa abin dediği kadar safsın ha. İnşallah çocuğumuz sana benzemese. Ay. Kız ablam. Ay oldu mu sonunda hamile misin inşallah? Yok kız. Ama yakındır bak görürsünüz. Bakacağız. Kız. Edepsiz. Bakacağız. Nurgül abla sana bir espri yapayım seni gevşedeyim mi? Yap. Kral tahta çıkmış ne demiş? Ne demiş? Bu tahtaya geri çakın demiş. Yürü, yürü. Kız sana da sana da ayıp, ayıp, ayıp. Ayıp burada değil abla. Tövbe tövbe çoluğun çocuğun yanında. Annem hayatta mı diye bir öğreneyim dedim. Demedin mi benim elimden her iş gelir diye? Söylemedin ama hiç şüphem yok. Ne zaman geliyorsun? Biraz sürebilir. Neden sordun? Özle. Ama sen böyle bana sürekli özledim dersen ben nasıl çalışacağım? Nurgül. Buyur hanımım. Akşama ciğer sarma yap. Salata söğüş olsun. Tatlı olarak da kaymaklı hurma. Çorba hafif olsun ama tamam mı? Baş üstüne hanımım. Hanımım. Akşam siz de sofrada olacak mısınız? Ben gelmezsem yemekleri yapmayacak mısın? Yok estağfurullah hanımım. Sen ben ne diyorsam onu yap. Girsin karışma. Gülistan. Yatağın üstündekini arabaya getir. Tamam hanımım. Haydi kızlar. Haydi tencereyi getir. Asiye koş. Ciğeri çıkart dolaptan, ciğeri, ciğeri. Kime götürüyor ki bunu? Ne o kıymet içeride mi almayacaksın? Kapıya gelmiş insan kovulur mu? Bunu en iyi sen bilirsin. Buyur. İpek kızım yok mu?
Bugünlerde sokağa çıkacak terkatı yok. Nedenini sen iyi biliyorsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teyze hoş. Çok çabuk yerleştin Süreyya. Ne demek şimdi teyze öyle? Baksana, yani ben aramasam hiç beni arayacağın yok senin. Bu kadın ne yer ne içer hiç düşünüyor musun? Yok. Buldun zengin adamı, yakışıklı adamı, keyfini sürüyorsun sen. Teyzeciğim ne oldu? Televizyonum mu açılmadı? Ben faturayı ödedim gelirken aslında ama. Ya açtılar onu, onu açtılar da. Ya ben kukuman kuşu gibi kaldım bir başıma. Ya baba başıma bir şey gelse kokum çıkmadan kimsenin ruhu duymayacak. Ay teyze deme öyle, ne olursun ya. Bak zaten Dilar uğrayacak birkaç güne sana. Biz belki Faruk'la hafta sonu gideriz, seni gezmeye götürürüz, olmaz mı? Ne öyle? Huzur evi ziyareti gibi ne? Bir de gül lokum al yanına, tam olsun. Tamam, ben diyeceğimi dedim. Ha ben nasıl bırakmadım seni zamanda bir başına? Sen de düşün taşın. Hadi. Ben de iyiyim teyze, teşekkür ederim. Bir elin yağda, bir elin balda. Yok öyle şey hanımefendi. Nereye gittiler? Nereye gittiler Süreyya? Nereye gitti bilmiyorum. Süreyya? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum oğlum. Evlendi değil mi lan? O zengin evlendi değil mi lan? Ne olursun bak. Ne olur rahat bırak onu. Sen kendi hayatını kur. Ne hayatı lan? Ne hayatı lan? Ne hayatı? Hayat mı bıraktı bende? Ama bulacağım. Bulacağım ve onu kendi ellerimle geberteceğim. Evlendiği adamı değil, Süreyya'yı. Anladın mı? Aynen böyle söyle ona. Anladın mı lan? Ayol ben bu gençleri hiç anlamıyorum. Nikah kıymışlar. Kendi aralarında. Ne misafir var, ne başka bir şey var. İki şahit. Hepsi bu. Yani bu kadar örf ve adetleri yok saymak olmaz ki. Hemen başladım hazırlıklara. Şanımıza yakışır bir düğün yapacağım. Hayırdır Esma? Bunları söylemek için mi geldin buraya? Ha, dün ne diyordum, bugün ne yapıyorsun? Ay çok haklısın kıymetciğim, kusuruma bakma. Bütün bu olan bitenden esas hayırlı işimizi konuşamadık. Ben asıl onun için geldim. Ortada ne iş kaldı ne de hayrı. Sen neden bahsediyorsun? İpek'ten. İpek'in gelinim olmasından. Esma, Esma sen iyice şaşırdın. Faruk evlendi. Biliyorsun değil mi? Evet, evlendi. Şimdi sıra Fikret'le İpek'imde. Ha. Hoş ben Faruk nasıl olsa evlenmez diye önceliği Fikret'e zaten vermiştim. Esma, ya senin söylediklerini kulağın duyuyor mu? İpek'i Faruk'a isteyip Fikret'i almak ne demek Esma? Aa, tövbe estağfurullah. Sen benim hiç Faruk dediğimi duydun mu? Ben her zaman İpek'imi Fikret'e yakıştırırım. Onlar beraber büyüdüler. Yaşları yaşlarına uygun. Faruk'u nereden çıkarıyorsun ayol? Sen hiç benim İpek'i Faruk'a istiyorum dediğimi duydun mu? Duymadın. İpek'e de hep bahsederken Fikret dedim. Değil mi İpek?
Evet efendim. Siz hep benim Fikret'le evlenmemi istediniz. Peki hala Fikret'le evlenmeyi istiyor musun? Konağımda sana ayarladığım odaya gelin olarak gelmek istiyor musun? Ya bunu kına gecende giymeyi istiyor musun? Benim altın işlemeli bindallımı? Evet efendim. Çok isterim. Anne, hayırdır, niye kutluyoruz? Böyle giyinip aramıza katıldığına göre. Birazdan göreceksin oğlum neyi kutladığımızı. Servise başlayalım mı hanımım? Birazdan. Nurgül, yanıma bir tane daha servis koy, biri gelecek. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. İpek gel, sen şöyle yanıma otur. Faruk, işini gücünü ayarla evladım. Bir an önce düğününüzü yapalım. Herkes bilsin evlendiğinizi. Biz biliyoruz ya anne. El aleme ne evde olup bitenden. Hem Süreyya isteseydi ona düğün yapardı. İcazetimi almayı bırak. Düğün sayıp nikahını bile haber vermedin. Ama ben anneyim. Bana affetmek yakışır. Biz Boran ailesiyiz. Öyle alelade insanlar gibi sade bir nikahla olmaz bu iş. Herkese duyurmak icap eder. Örfümüz, adetimiz neyse onu yapacağız. Düğünümüzü kuracağız. Hem de çifte düğün. Karınla senin düğünün yanında, gelinim İpek'le Fikret'in düğününü de aynı gece yapacağız. Boran konağına da böylesi yaraşır, değil mi? Fikret'le İpek. Sürpriz oldu. Senin İstanbul'dan geldiğin gece Şahap Bey'le konuşuyorduk. Yarım kalmıştı. Demek öyle. Bir tek benim haberim yokmuş.
Fikret bana niyetini açıkladı. Ben de onayladım. Hayırlı iş beklemeye gelmez değil mi oğlum? Haklısın anne. Hadi öpün bakayım elime. Öpe kapı, tebrik ederim. Tebrikler. 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 Çok mutlu oldum. Teşekkürler, sağ ol. Hemen işe koyulmak lazım. Dile kolay. Boran konağına gelin geliyor. Anlı şanlı bir düğün yapacağım. Hem de çifte düğün. Sadece Fikret'in düğününü yapalım annem. Biz zaten evliyiz. Nikahtan gelin almak bize yakışmaz oğlum. El alemin ağzına daha fazla laf vermenin alemi yok. Sizin düğününüzde yapılacak. İstersen Süreyya'nın da fikrini alalım. Hayatım. Yani ben aslında düğün istemiyorum ama. Ama anneni de çok üzdük. Sizi daha fazla üzmeyelim biz. Tamam. Fikretlerin yanında biz de eşlik ederiz. Değil mi sevgilim? Dur, servise başla. Fikret'ciğim, odanı yeniden düzenleyeceğim. Artık orası İpek'le senin konaktaki yuvanız. Çok mutlu olursunuz umarım. Olacaklar tabii. Ne istiyorlarsa, ne diliyorlarsa fazlasıyla vereceğim. Düğününün doğum gününde yapalım mı? Anne şimdi az kaldı, yetişmez ki. Yetişir. Herkesin vazifesi belli. Çok ince düşünmüşsünüz. Sana güzel bir doğum günü hediyesi olur. İşine geldi değil mi İpek abla? Doğum günü hediyenle yıl dönümü hediyeni bir arada çıkartıyorsun valla. Oğlum illa bize bir zevzeklik yapacak. Yalan mı abi? Anne, kız isteme ne zaman? Hemen. Gerçi seninki istemek değil de almak olur. Kaşını şöyle kaldırıp bir bakarsın Şahap amcaya, hemen verir kızı valla. Kız istemek Faruk'un işi. Ailenin en büyük erkeğine düşer o vazife. Şimdi anladım. O yüzden abim yengemi kendisi diye kendi evlenmiş. İzninizle ben kalkayım artık. Peki sen bırak İpek'i evine. Tabii ki, tabii ki. Tabii. Ailene selam söyle. Başüstüne. İyi geceler. Anneciğim, biz de kahvelerimizi çalışma odasında içelim mi? Faruk oğlum, işini gücünü ayarla.
Yarın hemen giderim isteyelim İpek'i. Anne, bu İpek meselesi nereden çıktı? Alelacele düğünler falan filan. Anne, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hep aklımda vardı İpek'i istemek gelin olarak. Fikret için değil ama anne. Anne bak. Fikret İpek'i seviyor. Bana geldi söyledi. Ben de gereğini yaptım. Ayrıca iyi aile terbiyesi görmüş bir kız İpek. Torunlarımın annesi olmayı da, Boran adını taşımayı da hak ediyor. İnşallah öyledir anne. Sen bana inat getirmedin mi o kızı konağa? O kızı? Anne, ben Süreyya'yı sevdim, aşık olduk ve evlendik. Öyle üç günde aşk olmaz. Olursa da sürmez. Bu ailenin adı da şanı da aşktan önemli. Boran adını korumak, kurulu düzeni sürdürmek asıl önemli olan bu. Senin olduğun yerde düzensizlik ne mümkün? Esma Sultan. Anne artık yoruldum. Bak hepimiz yetiştik. Bırak artık. Ben böyle şeylerden yorulmam. Bak gelinlerin de var. Sen köşenden de durumu idare edebilirsin. Asalet dururken vekalete iş düşmez. Yeter ki yerlerini ve edeplerini bilsinler. Bu çatı altında kimsenin huzursuz olmasına izin vermeyeceğim anne. Tıpkı senin gibi. Ne güzel. Madem ki aynı şeyi istiyoruz, gereğini yapalım. İyi akşamlar anne. Tuhaf oldu böyle. Hani önce benim seninle bir konuşmam gerekiyordu. Ama annemi biliyorsun. Durumu anlayınca hemen harekete geçti. Ben de şaşırdım zaten. Yani bir şeyler anlamıştım ama. Mutlusun değil mi? Ah İpek, ah. Göbeğini konağın bahçesine gömen ellerim kırılacak inşallah. Ne oldu hanımcığım? Karatekit olmuşsun yine. Gel Şahap, gel. Başımıza gelmeyen kalmadı Şahap. Ne oldu? Biri mi öldü? Esma Hanım Efendi teşrif buyurdular bugün. Kızını gelin istiyormuş. Faruk evlenmemiş miydi? Evlenmiş. Ama hanımefendi İpek'i Fikret'e istiyormuş. Ya sen delirdin mi demeye kalmadı. Benim baştan beri niyetim buydu. Ben size hiçbir zaman Faruk demedim demez mi? Ya bak bak kadına bak ya. Biz kendi kendimize gelin güvey oluyoruz. Salaz ya. Ya tut ki ben yanlış anladım. Sen de biliyorsun İpek'i Faruk'a istediğini. Koskoca kadın niye yalan söylesin? Ayrıca bence Fikret daha münasip. Şahap! Ya delirtme adamı, delir mi Şahap? Ya kadın bizimle oyun oynuyor, görmüyor musun? İpek ne dedi bu işe? Ne diyecek? Eteklerini savura savura çekti gitti konağa yemeği. Anaya babaya soran danışan mı var maşallah? Yok bak bu konuda kızıma hiç laf etme. Daha doğduğu günden başlayarak İpek'i konağa gelin etmeyi amaçladın sen. İstediğin oldu işte. Otur da kızının mutluluğu için dua et artık. İnşallah kızın Esma'nın kuyruğu olmaz da yuvasını, kocasını bilir inşallah. Gelin kırılaydı. İpek, orta son sınıftayken sarılık olmuştun, hatırlıyor musun? Öğretmen bir daha okula gelmeyeceğini söylediğinde böyle delirmiştim. Ödevlerini getirme bahanesiyle size geliyordum. Tabii hastalık bana bulaşmasın diye annen beni içeriye almıyordu. Ben de böyle akşama kadar
Sizin buralarda böyle hava kararıncaya kadar dolaşıp duruyordum. Gerçekten mi? Evet. O gün karar verdim. Bursa'dan hiç ayrılmayacaktım. Hep senin yanında, yakınımda olacaktım. Sana söz veriyorum. Bundan sonra hep yanımda olacağım. Her şey çok güzel olacak. Gideyim ben artık. Peki. İyi geceler. Ne arıyorsun sen gece gece? Teyzemi. İyi. Düğünü duyunca çok sevinecek. Kızımı benden aldın götürdün diye bana çok kızıyor. Açmıyor. Defalarca aramış beni. Şarjı bitmiştir. Yok, evi aradım, orada da yok. Ya uyuyordur, sabah ara. Bir Dilara'yı arasam belki onun haberi vardır. Kuzum, ne yapıyorsun? İyi yavru, senden ne haber? Teyzemle konuştun mu? Haberin var mı teyzemden? Yok ama yarın gideceğim zaten. Haber ver bana, olur mu? Dilara, seni Bursa'ya bekliyoruz. Düğünümüz var. Ya enişte, adamsın sen, bizim keçiyi nasıl ikna ettin? Ya. Keçi mi? Sakın abartma, tamam mı? Atraksiyonlu şeyler sevmiyorum, biliyorsun. Bırak ya, o iş bende, tamam. Tamam, hadi sen teyzemle konuşurken haber ver. Konuşursan yani. Hadi öpüyorum. Bay bay. Aşkım. Teyzemi arayacaktım bir daha, ne yapıyorsun? Biraz da benimle ilgili. Kızacağım şimdi bak ha. Aa, düğünden önce olmaz. Ha, şimdi tam Esma Sultan'ın gelini oldu. Ben seni annemle alışverişe gittiğinde görürüm. Akşama kadar tabanların şişsin, ararsın sen beni. Nereden biliyorsun? Belki ben annene fenalık bastıracağım. Esma anne, bunu da istiyorum. Esma anne, şunu da istiyorum diyeceğim belki. Nereden biliyorsun? Nesin sen ya? Biliyorum. İkiniz için de çok zor. Henüz birbirinizi tanımıyorsunuz. Ama aynı adama aşığız. Bundan şikayetim yok. Esma Sultan'ı öyle güzel idare ediyorsun ki her defasında sana daha da aşık oluyorum. Faruk! Sana bir özür borçluyum. Hani İpek'le sizi evlendirmek istediklerini sandım ya, tavır aldım sana. Hı. Çok aptalmışım. Özür dilerim. Ama seni de fena kıskanıyorum yani, haberin olsun. Ama düğünden önce olmaz.
bileyim lokatine. Beni böyle bacağımla gibi atamaz. Yürü git kadın. Sana burada ekmek yok. Bursa'ya adımını atarsan ölünü bulamazlar. Kadere bak. Dönüp dolaşıp gene aynı yere geldik. Kestane şekeri almaya gelmediysen Süreyya'ya geldin. Ha teyze. İstanbul, Ankara, İstanbul, İzmir, İstanbul. Ablacığım buyur. Ya Faruk Bora'nın evi nerede? Siz neden aramıştınız Faruk abinin evini? Ya Süreyya'ya ulaşamadım. Şarjım bitti de. Süreyya? Süreyya benim yeğenim. Faruk'un karısı. Öyle mi? Siz oturun hanımefendi. Biraz dinlenin, ben arıyorum hemen kendisini. Günaydın. Günaydın gelin hanım. Günaydın. Yumurtalar burada değil mi? Bir emriniz mi vardı? Estağfurullah, ne gibi bir emrim olabilir? İsteğim olur ancak. O da un. Bugün pankek yapacağım da. Pankek mi? Yapalım gelin lan. Bu da biz nasıl yapıldığını bilmiyoruz ki. Önemli değil canım. Ben öğretirim size. Ama un lazım. Kabartma tuzu. Ha bir de bir tane böyle kase, bir de çırpıcı. Tamam. Gelin hanım, bıraksaydınız biz yapsaydık. Gerçi anlamayız ama bizim adetlerde yok böyle şeyler. Yok ya, ilk defa mutfağa girmiyorum. Eksik yedik bir şey varsa nasip bir koşu alsın. Alo. Ha, dur bir dakika. Ay abla, ne güzelmiş bilekliğin. Beğendin mi? Evet, çok güzel. Ay yok abla, öyle demek istemedim. Hayır hayır. Uzat bakayım sen kolunu. Abla ne gerek vardı ya? Sana daha çok yakıştı zaten. Çok güzel, teşekkür ederim. Gel. Müsaade var mı Esma Hanım? Ne oldu? Konakta yangın mı çıktı? Niye buraya çıktın? Yok hanımım. Gelin hanımın teyzesi gelmiş de yazıhanedeymiş. Evi soruyormuş. Teyzesi mi varmış? Ay, bu ne rahatlık. Misafir çağırıyor, haber vermiyor. Git al da gel Mustafa. Emredersiniz.